İlk bölümde arkadaşlar key value data source oluşturup buradaki key ve value'larımızı tanımladık. Hatta birçok key ve value için expression'lar düzenleyip bu expression'ları tetikleyeceğimiz grid controller'daki tuşlarımızı belirledik. Yani şu anda esasen sistem burada çalışıyor. Yapmamız gereken sadece bunu artık izleyiciye sunmak. Bunun için de arkadaşlar benim daha önceden hazırladığım bir tane çalışmam vardı. Şurada gördüğünüz scorebook için bir çalışma. Bunu ekrana yerleştiriyor ve şöyle üst tarafa alıyorum. Şöyle yakından baktığınız zaman gördüğünüz gibi bunu Photoshop'ta herhangi bir yazılımda gerçekleştirebilirsiniz. Hatta direkt karakter Works'te de gerçekleştirebilirsiniz ama ben kolay olsun diye direkt bunu aldım. 32 bit bir çalışma. Burada gördüğünüz gibi transparan, geçirgen yerleri var, geçirgen olmayan yerleri var. Şimdi bunu kullanmaya başlayalım. Öncelikle şu arka zemine bir tane background atmam gerekiyor. Hemen onu en altına alayım ve buna bekleyeyim hızlı bir şekilde. Daha sonra şurada gördüğünüz skorun olduğu bölgeye de yine bir background, bir renk atamam gerekiyor. Onu da şöyle şuradan seçeyim ve atayım. Tabii şu anda rengi şöyle belirlemem yeter. Buna da score bekleyelim. Evet, burada tabii ki logolarını kullanacağız. Logoları zaten daha evvelden key video tablomuzda hazırlamıştık arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece buradaki logoları sürükleyip buraya bırakmak. Sürükleyip bıraktığımız zaman birazcık büyük olduğu haliyle tabii o büyüklüğü şu şekilde gelmemiz mümkün arkadaşlar. Şurada renk farklılığı var. Bu farklılığı da şuradan eğer rengi tutar seçersek gelmiş oluruz. Bu logonun ya da işte kullanacağınız ikonun aynısından bir tane daha gerekiyor arkadaşlar. Bunu seçip copy yapıp tekrardan paste edip şöyle ekranın sağ tarafına yerleştirelim. Yerleştirdiğimiz zaman tabii ki logo aynı oldu. Bizim buradaki datadaki bunu kullanmamız gerekiyor ama merak etmeyin. Bu datadaki bu gördüğünüz imaja direkt olarak buradan da ulaşmanız mümkün. Öyle seçtiğiniz zaman direkt olarak buradaki ikon uygun boyutta buraya yerleşmiş olacaktır. Tabii ki takımların isimleri buraya yazılması gerekiyor arkadaşlar. Onlar zaten yazılmış. Team A'nın ismini şöyle sürükleyip buraya yerleştiriyorum. Kanada. Aynı şekilde bu Kanada'yı buradaki diğer takımı yerleştireceğim. Onu da yine arkadaşlar copy paste de yapabilirim. Paste diyorum. Özür dilerim. Şuradan. Buna da Team B name diyeyim arkadaşlar. Şöyle sağ tarafa çekip Team B name'i ne yapıyorum? Şuradan gelip burada Team A yerine yazan bölüme şuradaki data bölümüne dikkat ederseniz Team B name yazıyor ve Team B name olarak değiştiriyorum ve bu da gelmiş oldu. Şu ikonu birazcık daha sağa çekmem gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi Kanada ve Rusya logoları ve yazıları geldi. Tabi skorları yazmam gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi skoru yine sürükleyip buraya bırakıyorum arkadaşlar. Skorun büyüklüğü uygun değil. Onun hem size ile şuradan oynayabilirim. Hatta fontuyla buradan oynayayım arkadaşlar. Şöyle rengini hemen değiştireyim. Birazcık daha büyük olarak buraya yerleştireyim. Bu oldukça iyi oldu. Hatta şöyle birazcık daha buraya yerleşmesini sağlayabilirim. Yine bunun aynısından arkadaşlar yine buradan kopyalayayım.
ve pes dediğim ama Team A skor diyelim. Team B skoru da burada dikkat edersin, Team B skor B olarak zaten belirlemiştik. Team B skor olarak belirleyelim ve şöyle uygun yere yerleştirelim. Gördüğünüz gibi burası oldu. Hem takım isimleri, logoları hem de skorlar belli. Bunun hepsinin üzerine arkadaşlar bir böyle cam görünümü atmamız mümkün. Şöyle şurayı şöyle işaretliyorum. Tabii ki bunu glass layer olarak en üstün bir altına, yani ice hockey, yani şu gördüğünüz bölgenin altına yerleştirmem gerekiyor. Materyaller içinde benim reflection bölümünde fake glass, fake reflect diye bir şeyim var. Onu atıyorum ve şöyle üzerine cam etkisi getirmiş oluyorum. Evet, burası tamam. Şurada periyot ve saat kaldı arkadaşlar. Neredeyse bitirdik. Periyotu şuradaki first'ü şuraya deyip bırakacağım arkadaşlar. Bu tabii ki en tepede yer alacak. Bunun büyüklüğünü şöyle ayarlayalım. Şuraya first yazsın. Şurada yer alsın. Time'ı da yine deyip buraya bırakalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde çalışmamız arkadaşlar aslında tamamlanmış olduk. Okay, skor bak. Bu şekilde burada yer alıyor. Bunun tabii ki ekranda belli bir süre kalması gerekiyor arkadaşlar. Kalmayla ilgili şöyle bir şey yapabiliriz. Şu gördüğünüz motion'un şuradaki ikinci saniye civarına arkadaşlar bir loop atmamız gerekiyor. Bunu 2 ile 2.01 arasında tutabiliriz arkadaşlar. Yani şu noktada bir loop oluşacak. Yine buna bir efektle ekrana gelmesini sağlayabiliriz. Buradan değişik efektler. Fade in fade out'la, basit bir fade in fade out'la da getirebiliriz arkadaşlar. Basit bir fade in fade out'la ekranın girip çıkmasını sağlayabiliriz. Evet, şimdi şu grid kontrolüre şöyle ekrana birazcık bunu açık bir şekilde yerleştireyim. Birazcık daha rahat bir çalışma alanına bunu yayayım arkadaşlar. Team A ve Team B'nin skorlarıyla ilgili. Şuradan bölümü açıp ice hockey'in şöyle şuraya ne diyeyim buna score bak indiğim ve böyle score bak out diyeyim ve bunun out olmasını sağlayan buradaki finish'i belirleyeyim. Evet, bu score bak in ve out bu timer'ları buradan kumanda edeceğim. Şimdi bakalım yaptığımız işlem nasıl görünüyor. Score bak dediğimiz zaman gördüğümüz score bakımız geldi. K
karşılaşmanın başladığını varsayalım. Karşılaşma gördüğünüz gibi başladı ve buradaki sayacımız birinci periyotta sayıyor. Karşılaşma duraksadığı zaman arkadaşlar duraksamayı sağladık. Bir sürediğimiz zaman aynen devam ediyor. Şimdi burada bir rakam var tabii ki. Pause edelim. Yayından alalım scorebug'ımızı. Şimdi yayına döndüğümüz zaman scorebug yine aynen kaldığı yerden devam edecektir arkadaşlar. Tabii ki sayılar atılabilir. Yani şurada Team A bir sayı atabilir. Yine Rusya atabilir. Rusya öne geçebilir. A takımı sayı atabilir. Öne geçebilir. Ve tabii ki şuradaki periyodu da buradan arkadaşlar değiştirmemiz mümkün. Second, third gibi periyotları da buradan istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz ve rakamları da, yazılan rakamları da alabiliyoruz. Projemizin testini de yaptık arkadaşlar. Artık projemizi kaydedebiliriz. Scorebug final olarak bunu kaydediyorum. Daha sonra isterseniz silelim. Karşılaşma olduğu zaman yapmanız gereken artık sadece projeyi yüklemek ve KVLU tablosundaki buradaki değerleri değiştirmek. Mesela diyelim Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılaşacağı bir karşılaşma olsun. Burada bayrakları evvelden olduğu gibi sağ mouse'a tıklayıp buradan seçmeniz ve yenilemeniz mümkün. Düzenlemeleri yaptıktan sonra şuradaki update tuşuna basıyorsunuz ve artık karşılaşmayı gördüğünüz gibi yayınlama hazır hale geliyorsunuz. Zamanı buradan istediğiniz gibi arttırmanız, başlatmanız, durdurmanız, kaldığı yere devam etmesini sağlamanız mümkün. Yine buradan takımların attığı sayıları isterseniz düzenleyebilirsiniz. Hatta şunu şöyle yana getireyim. Şöyle sayılar atalım. Şimdi yine periyodu da buradan değiştirmeniz mümkün. Yayından scorebug'ınızı istediğiniz zaman alıp tekrar yayına verdiğiniz zaman aynen kaldığı yerden devam edecektir. Bu şekilde kullanmanız mümkün. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.